İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde yeni bir seriye başlıyoruz. Unity Game Editor incelemesi yapacağız. İndireceğimiz yer unity3d.com. Yukarıdaki adres kutusuna bakacak olursak http unity3d.com adresinde. Burada bir tek bir ayrıntı var. İlk sayfada şu gösterdiğim orta kısımda Unity 4.6 beta diye bir kısım var. Oraya girecek olursak burada Get Unity 4.6 beta düğmesine tıkladığımız zaman 4.6'nın beta versiyonunu indirebiliyoruz. Bir de sağ üst köşedeki download kısmına girersek orada da 4.5.4 versiyonunu indirmek için gerekli olan kısım ekrana geliyor. Bu ikisinin arasındaki tek fark User Interface bakımından bir yeni bir ilave var 4.6'da. Buradaki User Interface'ten kasıt, evet şimdi geldi. Bu 4.5 serisinin sonuncusu, normal bu beta değil bu, normal Unity 4.5.4. Bundaki User Interface eskisi, yenisi de eğer betayı denemek istersek bu gösterdiğim kısımda Unity 4.6 beta'da Get Unity 4.6 beta'yı istersek onu da burada indiriyoruz. 4.6'nın 4.5.4'ten tek farkı yeni bir user interface olması. Bu programın kullandığımız, programın çalıştığımız sıradaki görüntüsü değil. Bir oyun hazırladığımız zaman o oyundaki skor, level değişimleri veya oyunu yönlendirdiğimiz bir takım komutları yaptığımız sisteme sistemi kastediyor. Mesela şöyle bir çalıştıralım. Ben de 4.6 var, onu indirdim. Onu çalıştırıyorum. İlk çalıştırdığımızda ilk pencerede henüz herhangi bir proje açılmadığı için ya önceden açılmış projelerden bir tanesini, ki beraber gelen Angry Bots diye bir projesi var. İstersek bunu açıyoruz, istersek de tabii ki kendi projemizi oluşturmak için yukarıdaki tab menüsünde Create New Project kısmına giriyoruz. Burada bizden bir yer istiyor, yeni projeyi açmak için bir klasör istiyor. Bunu ben desktop'ta Browse butonuna bastım, masa üstünde yeni bir klasör oluşturmam lazım. Klasörü buradan da oluşturabiliyoruz Windows'ta. Yeni klasör düğmesine bastım. Aşağıda klasörün ismini deneme diyelim. Deneme çalışmaları yapıyoruz çünkü. Ve bu klasörü seçtikten sonra artık sadece Create düğmesine basarak projeyi oluşturacağım. Şu kısımda gördüğümüz seçenekler hazır paketlere ilave edebiliyoruz yapacağımız çalışmaya. Pek çok seçenek var burada. Zamanla bunların belki hepsini, belki büyük bir kısmını inceleyeceğiz. Ama başlangıç olarak bunları da işin içine katmadan sadece boş bir, mümkün olduğu kadar basit bir proje açmak için doğrudan doğruya Create düğmesine basacağım. Masa üstünde şurada deneme klasörünü görüyoruz. Klasörün içi şu anda boş. İkonu resminden de belli. Ben Create düğmesine bastığım zaman şu anda oluşturmaya başladı ve içine bir takım dosyalar koydu ve Unity de açıldı. Unity'yi şimdilik bir minimize edelim. Kapatmadım, sadece aşağıya indirdim. Şu klasörü bir açalım. Klasörün içerisinde 4 ana klasör var. Assets, asset varlık demek. Yani bizim kullanacağımız temel objeler ve başka bir takım araçlar burada toplanacak. Şu anda bu boş, içinde hiçbir şey yok. Çünkü biz ilave edeceğiz. Library kısmında bir takım yardımcı library'ler var, kütüphane dosyaları. Project Settings'te yine bir takım projeyle ilgili standart default gelen ayarlar var. Temp klasöründe de sadece Unity log file var. Şu anda çalıştığımız dosyayı açtığımız için aşağıda. Bunları sadece bilgi olsun diye göstermek istedim. Yani böyle bir klasör içinde toplanıyor her şey. Tekrar Unity'yi açalım. Şu anda yeni başladığımız bir proje var. Unity açıldı. Ekranda bir takım pencereler var. Pencereleri bir sayacak olursak
Sol üst köşede sahneyi gösteren scene penceresi. Onun hemen yanında oyunu play butonuna basıp da oynattığımız zaman göreceğimiz gerçek görüntü bu mavi ekranda. Onun ismi game penceresi. Sağ üst köşeden değil sol alttan devam edelim. Şurada hiyerarşi var. Hiyerarşi sistemde bulunan bütün objelerin alt alta sıralandığı bir kısım. Şu anda sadece bir kamera var. Başka da bir şey yok. Birazdan biz buraya birkaç yine başlangıç olarak birkaç örnek obje ekleyeceğiz buraya. Şu anda sadece kamera var. Ve onun yanındaki proje kısmında da ki bomboş şu anda hiçbir şey yok. İşte burada da bizim projede oluştururken ilave edeceğimiz materyaller, script dosyaları yani programlama ile ilgili dosyalar ve daha pek çok diğer ana gruptaki elemanları biz buraya koyacağız ekledikçe. Bu onun için ayrılmış pencere. Sağ taraftaki inspektör de sol taraftaki hiyerarşi penceresinde seçtiğimiz herhangi bir objenin şu anda kamera seçili. Bu başka bir obje de olabilirdi burada. O seçili olan objenin özelliklerinin alt alta sıralandığı bir ayar penceresi. Mesela burada şu anda kamera seçili olduğuna göre onunla ilgili ayarlar var. Pek çok ayar var. Bunların hepsini bir anda öğrenmek de şart değil ama yavaş yavaş bunları inceleyeceğiz. Ki en üstte en önemli ayar olan transform yani kameranın 3 boyutlu eksen sisteminde bulunduğu yeri, rotasyonunu ve scale ayarlarını değiştirebildiğimiz kısımdan başlıyor ve başka ayarları da var. Artı daha sonradan Add Component düğmesiyle daha başka özellikler de ekleyebiliyoruz. Seçili olan objeye şu anda kamera seçili. Bu pencerelerin yerleri bu şekilde sabit olmak zorunda değil. Önceden hazırlanmış standart dizilim şekilleri var. En sağda en üst köşede layout kısmında 2x3 onlara bakalım tekrar. Mesela ona tıklayınca biraz değişti. Sahne üste geldi. Üsteydi zaten. Oyun görüntüsü, sonuç görüntüsü onun altına geldi. Hiyerarşi ortaya yerleşti. Onun yanında project. Gene aynı pencereler. Biraz önce incelediğimiz o 5 pencere fakat dizilimi değişti. Diğerlerine de bakacak olursak dörtlü pencere sahne için ve diğer pencereler. Bunları kendimiz de inceleyebiliriz. Default standart pencerede hiyerarşi en sol en üst köşede bu şekilde sıralanıyor. Demin ilk başladığımıza en çok benzeyen şu white seçeneği. Dikkat ettiyseniz eğer bir tek burada ilk açtığımızdan farklı olarak şu hiyerarşinin yanında bir konsol kısmı vardı. Bir tek burada o yok. Onu bir daha göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. Kapattım Unity'yi komple. Fakat bu şey silinmedi. Çünkü bu deneme klasörünü biraz önce açmıştık. O bir yere gitmiyor. Duruyor burada. Tekrar Unity'yi açacak olursam, bu sefer yeni bir proje açıp açmamam gerektiğine dair bir soru sormadan doğrudan doğruya en son çalıştığımız o deneme isimli klasörün içindeki ayarlara göre tekrar açtı dosyayı. Ve burada artık şu şey konsol vardı burada o görüntüden kayboldu. Hiyerarşinin hemen yanında onu tekrar buraya koymak istiyoruz. Bunun için o konsol penceresini görüntülemem lazım. Bir yolu şu Window penceresini açıyoruz menüsünü yukarıdaki. Onun en altında konsol isimli bir pencere var. Bu bize çok lazım olacak. Ona tıkladığım zaman serbest açtı ortaya. Bu şekilde tabii çalışmak zor olur. Bunu bir yere yerleştirmemiz lazım. Tam bu konsol yazısının üzerindeyken mouse'un sol butonuna tıklayıp bunu yavaşça dolaştırdığınız zaman yerleşebileceği yerlere geldiğinde ona göre kendisi ben henüz hala çekmedim elimi mouse'un sol butonundan. Şuraya yerleştirmek istiyorum. Hiyerarşinin hemen yanına oraya koydum. Konsol sürekli burada durursa iyi olur. Benim çalışma şeklim bu olacak. Ama siz daha sonradan eğer daha değişik bir dizilim isterseniz bu pencerelerde ayarlayabilirsiniz.
Bu konsolu tekrar bu şekilde yerine getirdikten sonra bu hiyerarşi kısmında objeleri görüyorduk. Sadece kamera var şu anda. Onu seçtiğim, onu tıkladığım zaman, onun bulunduğu satırı seçtiğim zaman yukarıda kameranın da seçildiğini görüyoruz. Yine bu ekranda incelemelerimize devam edelim. Mesela biraz önce şu game penceresi bu şekilde tab olarak görüntüde değildi. Ayrı bir pencere şeklindeydi. Onu yine o şekle getirmek için bu game seçiliyken, yani oyunu oynattığımız zaman göreceğimiz görüntüyü bize gösteren game penceresini seçtikten sonra mouse'un sol butonuyla tıklayıp onu dolaştırmaya başladığımız zaman yavaşça hareket ettiriyorum. Şöyle sağ kısma bir yere almak istiyorum. Mesela şu uygun bir durum benim için. Çektim elimi mouse'un sol butonundan ve böylelikle sahne ve oyun görüntüsü biraz önce şurada gizliydi. Scene ve game arasında ancak geçiş yaptığın zaman tab sistemi vardı. Onu ben oradan çıkardım. Bu sahnenin yanına koydum ve şu anda her ikisi de görüntüde. Bu da normalde kullanacağımız çalışma şekli olacak. Yani sürekli oyun oynatıldığı zaman göreceğimiz şekilde bu şekilde ekranda bulunacak. Gizli kalmayacak. Sahne aynı şekilde. Şu aşağıdaki proje kısmında da burası biraz karışık gibi şu anda. Favoriler diye bir kısım var. Onun altında assets var. Sağ tarafta tekrar assets var. Ve buranın şu an boş olduğunu söyleyen bir yazı var. Ben bunu da sağ tarafındaki seçenekten şu en sağdaki kilit resminin hemen yanındaki menü tipini değiştirmemizi sağlayan seçenekleri ekrana getiren düğme. 3 yatay çizgi ve yanında küçük bir üçgen işareti olan oraya ona tıkladığımız zaman iki seçenek var genel olarak. Tek kolon ve iki kolon layout şeklinde. İki kolon layout tabii ki biraz daha karışık gibi. Tek kolona geçersek şu gördüğümüz şekil daha basit. Bunu da bu şekilde kullanacağım. Dolayısıyla sadece bir proje penceresi bu. Tek bir create yeni bir eleman buraya koymak için bir create düğmesi var. Daha biraz daha basitleşmiş oldu. Böylelikle normal bir çalışma pozisyonuna getirdim. Benim için alıştığım şekil bu. Bu şekilde çalışmaya başlayacağız. Şimdi kamerayla başlayalım. Kamera seçili şurada. Başka da bir obje yok zaten. Birazdan ekleyeceğim. Kamera şu anda biraz uzakta ve sahnenin sol üst köşesine yakın bir yerde. Altında da grid sistemi var. Daha önceden 3D 3 boyutlu uygulamalarla çalıştığımızı varsayarak söylüyorum. Bu grid sistemi hemen hemen bütün 3D programlarında vardır. Bunda da var. Ve bu grid sisteminin üstünde bir yerlerde bir kameramız var. Şimdi bu kameranın biraz daha ortaya getirilmesi için ve yaklaşarak daha iyi görebilmemiz için mouse'un orta butonunu kullanıyoruz. Şu anda mouse'un orta butonuna bastım. Ve kamerayı sürükleyerek şöyle ortaya bir yere getirdim. Yaklaşmak için yine mouse'un tekerleğini kullanıyoruz. Orta butonunu yani. Tekerleği ileri doğru götürdüğümüz zaman kameraya bu şekilde yaklaşıp uzaklaşabiliyoruz. Kameranın etrafında dolaşmak için yapmamız gereken işlem alt tuşuna basıyoruz klavyeden ve çekmiyoruz elimizi. Daha sonra da mouse'un sol butonuyla bu kameranın etrafında bu şekilde dolaşabiliyoruz. Biraz kenara geldiği zaman tekrar orta butonuna ortaya alıp yine bir elimiz alt tuşuna basılıyken mouse'un sol butonuyla bu şekilde etrafında dolaşabiliyoruz. Bu çok kullandığımız bir seçenek. Bir de tek başına mouse'un sağ butonu var. Bu da baktığımız açıdan tam bulunduğumuz yerden etrafımıza bakmamızı sağlayan bir seçenek. Yani kendi etrafımızda dönerek bütün grid sistemini, 3 boyutlu eksen sisteminin her köşesini bu şekilde
inceleyebiliyoruz. Bunun haricinde yakınlaşma, uzaklaşma var. Uzaklaştığımız zaman bile şu anda oldukça mouse'un tekerleğini kullanarak geriye doğru gittim. Hiyerarşi penceresindeki bir objenin üzerine çift tıkladığım zaman onu şöyle kenara bir yer alalım. Kenarda bir yerde bile olsa onu tam orta kısma getirmek istiyorsak şu main kamera, ana kamera yazısının üzerine çift tıklamamız yeterli oluyor. Ve buraya bir obje daha ekleyeceğim. Birazdan bir plane objesi ekleyeceğim ama onu eklemeden önce bu kameranın seçiliyken sağ taraftaki inspektör penceresinde onun özelliklerinin bulunduğunu söylemiştim dersin başında. Buradaki ilk önemli özellik transform özellikleri. Bu da bu kameranın, şu anda seçili olan kamera objesinin pozisyonunu, rotasyonunu ve scale ayarlarını hem gördüğümüz hem değiştirebildiğimiz kısım. Mesela burada default olarak ilk Unity açılırken x eksenindeki pozisyonu 0 fakat y ekseninde 1 birim. Bunu hep birim olarak söylüyorum. Metre olarak da düşünebiliriz. 1 birim y ekseninde yukarıda kamera. Ona bir şöyle göz atarsak, evet, gerçekten de y ekseni yukarı doğru olduğuna göre biliyorsunuz x ekseni kırmızı olarak görülen eksen, mavi z ekseni, yeşil de y ekseni ve Unity'de genel kabul yukarıya doğru olan aksis y ekseni olarak kabul edilmiş. Başka bir takım üç boyutlu programlarda bu daha da değişik kabullerde olabiliyor. Mesela z ekseni yukarıyı gösterdiği durumlar da var ama Unity için y ekseni yukarıyı gösteriyor. Demek ki burada biraz daha yataydan bakacak olursak kameranın gerçekten de y ekseninde bir birim yukarıda olduğunu görüyoruz. Bunu eğer y eksenine de tam sıfır noktasına getirmek istiyorsak işte sağ taraftaki o y kutusunun içerisine çift tıklayıp bir yazısının üzerine sıfır yazarsak, sol tarafta da bir yandan bakacak olursak, tekrar yapıyorum, kameranın tam sıfır noktasına y'de de indiğini görüyoruz. Z içinde eksi 10 değerini vermişler default olarak. Yani merkez noktadan geriye doğru çekmişler. Tahmini olarak şu z ekseninin okundan tutarak kamerayı ileri doğru alırsam ve bir elimde eğer kontrol tuşuna basılı olursa snap modu da devrede olduğu için adım adım giderse biraz daha gideceğim. Bir yandan da sağ taraftaki o Z kutusuna bakarsanız biraz uzaklaştı kamera ama şu an bulunduğu nokta işte esas 0-0-0 noktası. Bıraktım elimi ve kamerayı şöyle tekrar ortaya getirmek için üstüne çift tıkladım. Hiyerarşi penceresindeki kameranın bulunduğu satıra çift tıkladım. Tekrar ortaya getirdi. Şu anda sağ taraftaki o transform kısmındaki pozisyon kutusunun X, Y ve Z kutularının hepsini sıfır yaptığım için kamerayı tam olarak 3 boyutlu eksen sisteminin merkez noktasına yerleştirmiş oldum. Bu çok yapacağımız bir şey olacak. Genelde çünkü Unity'de şu anda benim tam çözemediğim bir şekilde yeni obje eklediğimizde bazen biraz daha rastgele yerlere koyabiliyor. Yani bu sayılar çok ondalıklı sayılar oluyor. Çok uzağa koymuyor ama tam sıfır noktasına da yerleştirmiyor bazen. Mesela bir tane deneme yapalım. Muhtemelen şimdi yerleştirecek ama hemen silmek üzere bir küp objesi ekleyeceğim. Çünkü Unity'nin kendi standart objeleri var. Şu Create düğmesine bastığınız zaman çıkan bu kalabalık menüde bizi ilgilendiren şimdilik 3D Object, yani 3 boyutlu objeler kısmı. Onun üzerine geldiğimiz zaman bir pencere daha açıldı. İşte burada mesela bir en üstteki küp objesini istedim. Bunu tesadüfen belki kamerayı da tam sıfır noktasına getirdiğimiz için pozisyon olarak tam sıfır sıfır noktasına getirdi. Ama bazen de bu küpü seçer, şöyle başka bir yere koyarsak, mesela şu sağ tarafta tekrar bakarsak, transform kutusunda küp seçili şu anda. Pozisyon kutularında -2,5
yuvarlatarak söylüyorum. 0 ve 1.71 şeklinde bir dizilim var. Bazen bu şekilde yerleştiriyor kendisi. İşte bunu hemen kutuların içerisine tıklayarak, ilk kutudan başlayarak, tabii o 6 sayısını da silmem lazım. 0, tap tuşuyla Y'ye geçtim, o zaten 0. Tap tuşuyla Z'ye geçtim, onu da 0 yaparsam, bu sefer küp objesinde aynı kamerada olduğu gibi tam merkez noktasına bu şekilde yerleştirmiş oluyoruz. Bu küp objesini sileceğimi söylemiştim. Silmek için sadece hiyerarşi penceresinde küp seçiliyken, ki seçimi buradan da yapabiliyoruz. Ama şu anda kamerayla küp tam üst üste olduğu için birinden birini seçmek biraz zor olabilir. Mesela defalarca tıklıyorum şu anda. Küp daha öncelikli olduğu için kamera bir türlü seçilmiyor buradan. Tesadüfen seçildi kamera. Tekrar küpü seçmek için yine küp objesinin bir kısmında bir yerdeyken mouse'un imleci. Yine mouse'un sol butonuna tıklayarak seçimi yapabiliyoruz. Seçim yapmanın bir başka yolu yine birden fazla objeyi seçmek olabilir. Biraz dışarıda bir yerdeyken mouse'un sol butonuyla tıkladıktan sonra seçim penceresini açıyoruz. Şu anda seçimin içerisine hem kamera hem küp girdiği için aşağıda da mavi değil ama ikisi de gri renkli. Her ikisinin de seçildiğini gösteriyor. Eğer kamerayı seçim dışı bırakmak istiyorsak o zaman yine sadece küp objesini tıklamalıyız. Veya aşağıdan da burası daha kolay gelir bana. Hiyerarşi penceresinde doğrudan doğruya istediğimiz objenin üzerine tıklamak sahnede seçim yapmaktan biraz daha kolay. Şu anda küp seçili. Biraz önce onu silecektik. Orada kalmıştık. Şu anda küp seçili. Delete tuşuna bastığım zaman hiçbir uyarı mesajı bile vermeden doğrudan doğruya siliyor objeyi. Ama pek çok programda olduğu gibi undo işlemiyle bir adım veya iki adım veya üç adım geriye doğru gidebiliyoruz. Ctrl Z tuşuna basarak mesela bir kere bastım. Silmeden önceki duruma geri döndü. Bunu kullanabiliyoruz. Bu da çok kullanacağımız bir şey. Yanlışlıkla sildiğimiz bir şeyi hemen Ctrl Z tuşuyla geriye alabiliyoruz. Küpümüzü tekrar silelim. Kamerayı tekrar seçtim mouse'un sol butonuyla. Ve şurada bu sahne penceresinin sağ alt köşesinde küçük mavi bir pencere daha var. Bu aslında şu sağ taraftaki game penceresinin tamamen aynısı. Ama biraz önce yapmıştım. Şu game penceresini eğer biz saklamak istersek sahnenin yanına bu şekilde. Şu anda game penceresini kapatmadım. Sadece sahnenin yanında bir tab şekline dönüştürdüm. Yani böyle yaptığım zaman sadece ya sahneyi görebiliyoruz ya oyunu play butonuna bastığımız zaman şuradaki oynatmaya başladığımız zamanki görüntüyü görebiliyoruz. Bu durumda eğer sahne durumundaysak yine de şu sağ alt köşede aynı şu game penceresindeki bu mavi ekranın aynısının küçüğünü bir preview penceresi şeklinde görebiliyoruz. Tabii ki burada ayrıntıları görmek daha zor ama yine de bir fikir vermesi bakımından burada küçük bir onun eş değeri burada var. Eğer büyük görmek istiyorsak da bu game kısmına geçmemiz gerekiyor. Ama genelde bunu ayrı tutmak daha mantıklı geliyor bana. Onun için onu tekrar yan tarafa aldım. Şu küçük pencereyi kaldırmanın bir yolu var mı bilmiyorum ama şart da değil. Burada dursa da bir zararı olmaz. İncelemeye devam ediyoruz. Yine bu sahne kısmında şurada bir widget daha var. Bir araç daha var. Bu araç sahneyi tam olarak sahnenin sağından şu anda right yazısını görüyoruz. Ve sahneyi sağ tarafından gördüğümüzü söylüyor. Tekrar tıkladığım zaman yine bu widget'in üzerinde bu sefer X sol tarafta Y yukarıya bakmak üzere front yani ön kısımdan gördüğümüz. Tekrar tıkladım. Bu şekilde sürekli sahnenin sağından, solundan, önünden, arkasından, üstünden, altından bakmamızı sağlayan seçenekler bunlar. Buna alışınca belki kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde seçim yapılabilir ama bunun bir kolay yolu da, daha kolay bir yolu bence. Yine buradayken mouse'un sağ butonuna bastığımız zaman açılan bu küçük pencerede doğrudan doğruya
Mesela sağ tarafından bakmak istiyorsak sahnenin right butonuna bastığımız zaman bir anda hemen right görünümüne geçebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu kenardaki renkli simgelerin üzerine tıklayarak da baktığımız açıyı değiştirebiliyoruz. Tabii ki her zaman için yine alt ve mouse'un sol butonuyla veya aşağıdaki kameraya çift tıklayarak görüntüyü düzeltebiliyoruz. Şu anda hangi açıdan baktığımız bile tam belli değil. Şöyle biraz düzeltelim. Mesela kamera şu anda görüntüden kayboldu. Tekrar aşağıdan kamerayı çift tıklayarak bu şekilde görüntüye getirdim. Kameranın bakış açısı, baktığı yön Z ekseninin pozitif yönüne doğru. Zaten bir simgesel kamera resmi de var burada. O resim yönü şu anda Z'yi gösteriyor ama bu iki boyutlu bir resim. Başka bir açıdan baksak bile bu resim bizi aldatmasın. Mesela şu anda kamerayı temsil eden resim X ekseninin negatif yönünü gösteriyor. Bu kameranın yönü demek değil. Sadece bu resim, bu iki boyutlu resim, bu objenin bir kamera objesi olduğunu göstermek için konulmuş bir şey. Ama şu perspektif wireframe perspektif alanı gösteren şu beyaz çizgiler esas kameranın görüş alanını ifade eden çizgiler. Çok geriye doğru getirdim şu anda görüntüyü. Sırf kameranın görüş açısını simgeleyen şu beyaz kafesi, beyaz çizgilerden oluşan kafesi görmek için. İşte bu perspektif pozisyonda olan kameranın görüş alanını ifade eden bize yardımcı bir araç. Eğer sağ tarafta kameranın projeksiyon ayarını şu sağ taraftaki perspektiften ortografik kısmına getirecek olursam tekrar tabii yaklaşmam lazım. Yaklaşmak için ya şöyle yavaş yavaş mouse'un orta butonuyla ileri doğru döndürerek yaklaşabiliriz veya biraz önce yaptığımız gibi o da çok kullanışlı bir şey. Üzerine çift tıkladığımız zaman, hiyerarşi penceresindeki bir objenin üzerine çift tıkladığım zaman doğrudan doğruya onun yakınına geliyoruz. Bu şu andaki kameranın görüş açısını simgesel olarak gösteren bu kafes wireframe modundaki beyaz çizgilerden oluşan alanda bu kameranın şu anda ortografik görüntü aldığını gösteriyor. Eğer tekrar perspektife döndürecek olursam şu anda gösterdiği de yine simgesel olarak perspektif görüntü alanını ifade eden çizgileri kamera için görüyoruz. Kamerayı tam merkezde tutuyorum. Şu ana kadar öyle yaptık hep. Sağ taraftaki pozisyon kısmına bakacak olursak 0, 0 ve 0. Eğer tam merkeze bir obje koyup da onu kamerayla incelemek istiyor isek kamerayı muhakkak ya arka tarafa ya ön tarafa getirerek tam merkez noktada uzaklaştırmamız gerekir. Çünkü bu pozisyondayken yine tam merkeze bir küp objesi koyarsam ki onu tekrar koyalım. Yine hiyerarşi penceresindeki create düğmesinde şu an için bizi ilgilendiren 3D Objects menüsünde standart objeler var. Küp, küre, kapsül, silindir şeklinde devam ediyor. Burada bir seçim yaparak bir küp objesi tanımlayabiliyoruz. İlk derslerde dışarıdan başka bir modelleme programı ile yaptığımız modelleri Unity'ye import etme nasıl yapılır onu daha sonra da inceleyeceğiz. Şu andaki incelemelerimiz daha başlangıç aşamasında olduğu için Unity'nin içerisinde hazır basit objeler var. İşte bunlar onlar. Bunları kullanacağız sürekli. Ekleme yapmak için bir başka seçenek de doğrudan doğruya yukarıdaki Game Obje menüsündeki 3D Object kısmı. Bu tamamen aşağıdakinin aynısı. Yani birbirlerinden farklı değiller. Ama kolaylık olsun diye buraya da koymuşlar. İstersek buradan bir obje seçip koyabiliyoruz. Şu anda ekledim bir küp objesi. Ve yine yaklaşmak için bir çaba sarf etmeden doğrudan doğruya bir seferde yaklaşmak istiyorsak yine küpün üzerine çift tıklıyoruz. Hemen geldi. Etrafında dolaşmak istiyorsak alt tuşuna basıyoruz. Elimizi çekmiyoruz. Zaten böyle yaptığımız zaman ikonun simgesi göz şeklini aldı.
ve mouse'un sol butonuyla bu şekilde küp objesinin etrafında bu şekilde dolaşabiliyoruz. Kamerayı gene şöyle sol tarafımıza doğru alacak şekilde. Kamera burada. Küp objesini evet tam merkeze koyduk. Diyorum. Ezbere söyledim bunu. Yani şu anda tam merkezde mi değil mi bilmiyorum. Ve bakarsak da tam merkezde olmadığı belli. Çünkü kamera zaten merkez noktadan sadece Z ekseninde geriye doğru bir yerdeydi. Hemen sağ taraftaki transform kısmına bakıyoruz. Biraz önce söylemiştim size. Unity bunu biraz değişik bir yere koyabiliyor diye. Bu şekilde bir ayarlama yapmış. X, Y ve Z değerleri ondalıklı ve değişik yerlerde. Bunu hemen 0, 0 ve 0 şeklinde değiştiriyoruz. Böylelikle X olmadı yalnız. Onu tekrar yapalım. X değerini 0 yaptım. Şu anda küp objesini tam merkeze yerleştirdiğimi biliyorum artık. Tekrar biraz uzaklaştık. Ve kameranın da bu küp objesini görmesi gerekiyor şu anda. Ama sağ taraftaki pencereye baktığımız zaman herhangi bir şey göremiyoruz. Sadece mavi bir ekran var. Halbuki sistemimizde artık bir kameramız ve bir objemiz olduğuna göre kameramızda sağ tarafta küp objesini ortada bir yerde görmemiz lazım. Tabii ki en mantıklısı kamerayı objeden biraz uzaklaştırmak. Bunu doğrudan doğruya kamera seçiliyken, şu anda seçili, Z ekseninde geriye doğru almak için şu mavi renkli oka tıklıyorum. Onu seçtiğim zaman zaten şu anda elimi çekmedim henüz mouse'un sol butonundan. Geriye doğru aldıkça sağ taraftaki pencereye de bakacak olursanız küp objesini siyah renkli görüyoruz. Çünkü sistemde ışık yok henüz. Ama görüyoruz en azından. Bu şekilde geriye doğru alıyoruz. Ben bunu kamerayı 10 birim geriye doğru almak ve orada tutmak istiyorum. Sağ taraftaki pozisyon kısmına bakıyoruz. Ekranda mavi oku hareket ettirerek ancak eksi 3 birim taşıyabilmişim. Buraya doğrudan doğruya eksi 10 yazarak sabitledim yerine. Sabitledim derken yani bir süre değiştirmeyeceğim. Sürekli bir süre burada duracak kamera. Kamera buradayken küp objesi şu anda görüntüde ve küçük siyah bir şekil görüyoruz sadece. Bunun sebebi henüz ışık eklemedik. Onu da ekleyelim sistemimize. Sıra ona geldi. Yine create menüsünde bu sefer light kısmına giriyoruz, ışık kısmına. Burada değişik ışık seçenekleri var. Directional light, güneş tipi bir ışık. Eksi sonsuzdan artı sonsuza. Yeri önemli değil. Sadece yönü önemli olan bir ışık çeşidi. Altında point light var. Bu da bir lambanın, bir ampulün verdiği ışık gibi. Spot isminden belli zaten. Araya da alan aydınlatması. Ben burada directional light seçeneğini seçtiğim anda Unity tam merkez noktaya mı bakıyorum? Evet. Şu anda ışık seçili. Sağ taraftan onun pozisyon ayarlarını kontrol ediyorum. 0, 0 ve 0. Yine tam merkez noktaya yerleştirmiş. Aydınlatmayı yine de yapıyor. Kameradaki gibi bir problem oluşmadı bunda. Yani küp objesiyle ışık aynı yerde olmasına rağmen bir problem oluşmadı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi directional light'ta yani güneşin aydınlatmasına benzeyen directional light'ta yeri hiç önemli değil. Herhangi bir yerde olabilir ama sadece yönü önemli rotation olarak. Onun için onu biraz şimdilik ışığı ortada bir yere de alabiliriz. Yukarıya da götürebiliriz şu şekilde. Şimdilik burada dursun. Tekrar kamerayı seçtim. Şu anda küp objesi küçük, göreceli olarak küçük olduğu için şu beyaz çizgiler de kameranın görüş alanını temsil ettiği için oldukça küçük bir şekilde sağ taraftaki pencerede de onu aynı anda görebiliyoruz. Yine tam merkez noktaya bir plane objesi daha koyarak bu küp objesinin bir de gölgesini de inceleyelim. Yalnız Unity'nin free versiyonunda yani ücretsiz kullandığımız versiyonunda gölgelendirme kapalı.
Bu benim şu anda kullandığım 30 günlük deneme sürümü. 30 günlük deneme sürümünde herhangi bir kısıtlama yok süre dışında. Bir bakalım şimdi. Tekrar Create menüsünden bu sefer de bir Plane objesi ekleyeceğim. 3D objekten Plane objesi istedim. Tahmin ediyorum yine biraz rastgele yerleştirdi. Hemen bakıyoruz sağ tarafa. Pozisyon kutularında yine eksili artılı bir takım değerler var. Pardon, üçü de eksi. Bunların ne olduğunu hiç aldırış etmeden doğrudan doğruya hızlı bir şekilde 0, 0, 0 vererek tam merkeze yerleştirdim. Unity'de yine genel bir kabul olarak bütün objelerin merkez noktası, tam orta noktası olarak kabul ediliyor. Plane objesinde tam merkeze yerleştirmek demek, tam ortasını merkeze yerleştirmek demek. Şu anda kameranın baktığı açıdan plane objesini tam yatay pozisyonda görüyoruz şu şekilde. Dolayısıyla göremiyoruz. Kameranın plane objesini görmesi için plane objesini döndürmem lazım. Yine interaktif bir şekilde döndürmek istiyor isek ki şu anda öyle bir seçeneğimiz yok. Sadece bu okları yerini değiştirmek için kullanabiliyoruz. Ama şurada yukarıda ilk defa şimdi inceleyeceğimiz düğmeler var. Şu artı şeklindeki düğme seçili şu anda. O işte sadece yer değiştirmeyi temsil eden bir düğme. Yani şu anda sadece bu renkli okları kullanarak plane objesini veya herhangi bir objenin ancak yerini değiştirebiliriz. Eğer bir döndürme yaptırmak istiyor isek o zaman onun hemen sağındaki şu oklu eğrisel iki tane ok resmini tıklıyoruz. Böyle yaptığımız zaman artık döndürme pozisyonuna geçtik. Bakın biraz önceki o şu oklar ortadan kayboluyor. Döndürme moduna geçtiğim zaman daha değişik bir takım interaktif çizgiler görüntüye geldi. Burada şu anda bir kırmızı çizgi, bir de mavi çizgi gözüküyor. Kırmızı çizgi x ekseni etrafında döndürmemizi sağlayacak bu objeyi. Eğer z ekseni etrafında döndürmek istiyorsak da diğerini kullanıyoruz. Burada benim yapmak istediğim şey kameraya tam karşıdan bakması için plane objesini bu şekilde tam 90 derece döndürmem lazım. Fakat burada tam ayarlı düzgün bir döndürme yapamam. Tam düzgün döndürmeyi, istediğim açıda döndürmeyi yine sağ taraftaki transform kısmında rotation bölümünde eksi 90 yazarak yapabiliyorum. Şimdi tekrar küp objesine bir yakından bakalım. Ayrıca ona geçmeden önce herhangi bir rotation scale işlemi, şu anda scale'e geçtim. Veya şu en sağdakini daha sonra kullanacağız. Bunlardan birini seçmiş olsak bile genelde hep şu artı resim şeklindeki sadece pozisyon değiştirme ile ilgili olan opsiyon seçili olsun. Buna kendimizi alıştıralım. Eğer bir rotation işlemi yapacaksak hemen yanındaki rotation düğmesine basıp döndürme işlemini yaptıktan hemen sonra tekrar işimiz bittiği zaman yine bu pozisyon değiştirme kısmına geri dönersek bunu alışkanlık haline getirirsek iyi olur. Ve şimdi artık şu küp objesini tekrar seçiyoruz ve seçmekte kalmayıp üzerine bir de çift tıklayarak yakından bakıyoruz. Küp objesini tam merkeze konuşlandırmıştık. Plane objesine de aynı işi yapmıştık. Eğer ben alt tuşuna basar ve küpün arka tarafına bakmak istersem plane objesinin bir anda ortadan kaybolduğunu fark etmişsinizdir. Bu genel olarak, genel kabul olarak ve bir takım performans hızlandırmak için render işlemlerinde plane objesi gibi bu şekilde tek yüzeyli objelerde bir taraftan görüntü alamazsınız. Yani her objenin plane şeklindeki her objenin yüzeyinin bir ön yüzü bir de arka yüzeyi vardır. Ön yüzeyi render işlemine tabi tutulur ama arka yüzeyi tabi tutulmaz. Bunun için yönü önemlidir. Ben onu döndürürken hatırlarsanız plane objesini tekrar seçiyorum. Sağ taraftaki rotation kısmına bakarsanız x ekseni etrafında eksi 90 derece döndürdüm. Eğer ben bunu eksi 90 değil de 90 derece döndürmüş olsaydım, şu anda öyle yaptım. O zaman kameranın baktığı açıdan baktığımızda ki şu açı, şu anda baktığımız kısım görünmez hale döndü. Çünkü plane objesini şu anda
göremediğimiz kısmı arka yüzeyi. Eğer diğer tarafa geçecek olursam işte bu yüzeyini görebiliyoruz. Bu da tabii şu an için uygun bir durum değil. Eğer kamera öbür tarafta olduğuna göre diğer tarafta eksi 90 derece döndürmek daha mantıklı. Onun için tekrar ben onu eksi 90 olarak düzelttim ve yeniden kamera tarafından bakacak olursam plane objesini yeniden görür hale geldik. Şimdi bir de bu küp objesini tekrar yakından inceleyelim. Biraz önce ona bakıyorduk zaten. Tam merkezde olduğu için tam ortadan bir kısmı yarısı arka tarafta, yarısı ön tarafta. Ya küp objesini ön tarafa taşıyabiliriz veya plane objesini arkaya doğru taşıyabiliriz. Plane objesini seçtim ve Z ekseninde şu mavi renkli Z ekseninde arkaya doğru nokta 5 birim geriye aldığım zaman şu anda yine birbirlerine tam değer pozisyondalar. Küp objesi ile plane objesi. Çünkü biliyorsunuz küp objesi ilk eklendiğinde Unity'ye tam birer birimdir bütün kenarları. Ben onu yarım birim, plane objesini yarım birim geriye aldığım zaman tam küp objesinin sınırına taşımış oldum. Bunu neden yaptım? Gölgelemeyi incelemek için. Şu anda biliyoruz ki plane objesinin tam önünde bir küp objesi var ama sağ taraftaki gain penceresinde sadece bir gri renkli bir kare şeklinde bir görüntü var. Burada küp objesini göremiyoruz. Çünkü henüz bir materyal tanımlamadık ki bu derste materyallere geçmeyeceğim. Bir sonraki derste bakacağım. Ama her ikisinde materyali olmadığı için veya her ikisi de gri renkte olduğu için ve gölgeleme de şu anda açık olmadığı için sağ tarafta küp objesi olduğu halde şu anda ortada bir yerde göremiyoruz. Onu görür hale getirmek için tek yapmamız gereken materyal daha sonra yapacağımıza göre ışığı seçiyoruz. Işığın default'ta sağ tarafta shadow type kısmında yani gölge şekli cinsi kısmında default'ta no shadow seçili yani gölgelendirme açılmamış. Dolayısıyla buradan bir seçenek muhakkak seçmemiz lazım. Keskin gölge veya yumuşak gölge, hard shadows, keskin gölge, soft shadows da yumuşak gölge. İkisinden birisini seçmemiz lazım. Fark etmez. Mesela hard shadows seçtim. Ben onu seçer seçmez hemen sol tarafta zaten görebiliyorduk küp objesini ama bu sağ taraftaki pencerede de artık küp objesini yine de tam olmamakla beraber yerini görür hale geldik. Işık çok açılı az bir açıyla geldiği için gölgesini çok geniş bir alanda görüyoruz. Işığı seçtikten sonra ki şu anda seçili sağ taraftaki rotation ayarlarından veya yukarıdaki şu yerini değiştirmek için, objelerin yerini değiştirmek için kullandığınız düğmenin hemen yanındaki rotasyon kısmına geçtikten sonra ışığı döndürdüğümüz zaman gölgenin de şeklinin değiştiğini görüyoruz. Mesela şu anda dik açıya yakın bir açıyla geldiği için az bir gölge veya çok yatay bir açıyla geldiği zaman da büyük bir gölgeyi görebiliyoruz. Bir sonraki derste materyali de incelemeye başlayacağız. Bu dosyayı tam bu şekilde bırakacağım. Ve bir sonraki derste bu iki objeye yani plane objesine ve bu küp objesine birer materyal tanımlayacağız. O materyali nasıl tanımlıyoruz onu inceleyeceğiz. Böylelikle şu ankinden farklı olarak bir de bunları renkli olarak görmüş olacağız. Bu derste temel olarak Unity ekranında ilk başta kullanacağımız esas unsurları incelemiş olduk. Pencerelerin neler olduğunu inceledik ve sahnede de basit bir takım işlemler yaptık. Tabii daha inceleyeceğimiz pek çok şey var. Bu sadece bir başlangıç dersiydi. Bundan sonraki derslerde de özellikle belli konuları tek tek her birini ayrı bir derste incelemeye devam edeceğiz. Ve bu şekilde daha karışık konulara doğru ilerleyeceğiz. Bu dersimiz burada bitti. Hepinize iyi günler.